Madde kullanan insanların yalnızca küçük bir bölümünün madde bağımlısına dönüştükleri ortaya çıktı. Ve bu çok fazla bilgi sahibi olduğumuz bir konu değil. Yani neden bazı insanlar yalnızca kullanıcı olarak kalırken bazılarının bağımlılık geliştirdiklerini veya kullanıcılıktan bağımlılığa geçiş nedenlerini tam olarak bilmiyoruz. Elimizde bununla ilgili net bir kuram olmasa da birkaç teori mevcut. Bu videoda bu teorileri inceleyeceğiz. Bahsetmek istediğim ilk model, ortak sendrom teorisi. Buna bazen problem davranış teorisi de denmektedir. Bu teorinin vurgu yaptığı düşüncede yalnızca bir faktör öne çıkar. O da ilaç kullanma eğiliminin madde bağımlılığı riskini artırdığıdır. Ancak bu yaklaşım fazla belirleyicidir. Çünkü ilaç kullanmaya meyilli olan herkes de madde bağımlılığının gelişeceğini ifade eder. Bu biraz keskin bir yaklaşım. Bu konuyu daha detaylı anlatabilmek için ben araştırmacıların gravyer peyniri diye adlandırdığı yaklaşımdan bahsedeceğim. Elinizde bir parça gravyer peyniri olduğunu düşünün ve bu peynirin üzerinde delikler var. Yeryüzündeki her bireyin benzersiz birer gravyer peyniri dilimi olduklarını hayal edin. Her bir dilimde bulunan deliklerin yerleri, büyüklükleri ve sayıları kişiden kişiye farklılık gösterir. Peynirin deliksiz kısımları bizi madde bağımlılığından koruyan şeyleri temsil ediyor. Bu durumda düz kısımlarımız ne kadar fazlaysa madde kullanım olasılığımız o kadar düşük demektir. Delikler ise riskleri temsil eder. Yani daha çok sayıda veya daha geniş deliklere sahip olan kişiler daha fazla madde bağımlılığı riski taşır. Madde kullanan arkadaşlara sahip olan veya madde bağımlısı bir akrabası olan bir kişinin madde kullanımına daha açık olduğu düşünülebilir. Aslında madde bağımlılığına yol açan birçok risk faktörü daha vardır. Bu risk faktörlerinin her birini yine peynir dilimleri olarak ele alalım. 3 adet farklı peynir dilimimiz var diyelim ve her biri farklı bir risk faktörünü temsil ediyor olsun. Bu dilimlerden ilki biyolojik risk faktörleri olsun. Yani kalıtım gibi. İkincisine psikolojik risk faktörleri diyelim. Yani bağımlılığa neden olabilecek bazı kişilik unsurları. Üçüncüsü ise toplumsal risk faktörleridir. Az önce de bahsettim. Mesela madde kullanan bir arkadaşınızın olması gibi. Tabii her birey için peynir dilimleri birbirinden farklıdır. Daha fazla veya daha az deliye sahip olabilir. Fakat herkesin kendine özgü bir risk faktör kombinasyonu vardır. Şimdi bunu kullanarak neden bazı insanların diğerlerine göre daha fazla bağımlılık riski taşıdığına bakalım. Şimdi elimize bir lazer alıp bu peynirlere doğru tuttuğunuzu varsayalım. 3 adet lazerimiz olsun. Her bir lazer farklı insanların madde kullanımını temsil etsin. Işık peynir kısmına temas ettiğinde duracaktır. Ama bir deliğin içinden geçerse yoluna devam edecektir. Işık doğru bir bileşimle tüm deliklerden geçerek en arkadaki duvara kadar ulaştığında, bağımlılık ortaya çıkacaktır. Diyelim ki madde kullanan birisi var ama çok fazla risk faktörü taşımıyor. Yani peynir diliminde çok fazla delik yok. Bu durumda lazer ışığı engellenecek ve bu kişi de bağımlılık gelişmeyecektir. İkinci bir kişi ise bazı risk faktörleri taşıyor olsun. Örneğin bu kişinin madde kullanım problemi olan bir akrabası olsun. Bu durumda ışık, ilk dilimdeki delikten geçiş yapacaktır. Bir sonraki dilimde daha az sayıda delik varsa veya deliklerin dizilimi farklıysa, ışık bu noktada kesilecektir. Üçüncü bir kişinin peynir dilimlerinde çok fazla delik var ve çok fazla risk faktörü barındırıyor diyelim. Ya da çok fazla delik olmamasına rağmen delikler belirli bir biçimde sıralanmış olsun. Bu durumda lazer ışığı tüm peynir dilimlerinde bulunan delikleri aşacak ve en arkadaki duvara kadar ulaşacaktır. Bu durum kişinin bağımlılık geliştireceği anlamına gelir. Umarım bu lazer ve gravyer peyniri modeliyle aklınızı çok karıştırmadım. Sonuç olarak her bir insanın benzersiz bir risk faktörü düzeni vardır ya da madde kullanımına yatkınlıklarını arttıran şeyler söz konusudur. Birçok insan madde kullanıyor olsa da madde bağımlılığı sorunu ancak bu risk faktörleri ard arda sıralandığında yani doğru zamanda bir araya geldiklerinde ortaya çıkar.